Merhaba, ben Gökçen. Bugün sizlerle küresel ısınma hakkında konuşmak istiyorum. Bugünlerde bolca karşımıza çıkan ve maalesef bolca etkisine kaldığımız küresel ısınma nedir? Hiç merak ettiniz mi? Sadece insanların değil, dünyada yaşayan bütün canlıların olumsuz yönde etkileyen bu durumun sorumlusu maalesef insanlar. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sel etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir. Peki bu gazlar nelerdir ve sel etkisi nedir? İlk önce gazları açıklayalım. Bu gazlar arasında karbondioksit, metan, azot, oksit, flor gazlar ve su buharı bulunur. Bu gazlar fosil yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkar ve ormansızlaşma sel etkisini arttırır. Peki sel etkisi nedir? Şöyle açıklayalım. Uzaya tekrar gönderilmesi gereken ışınlar atmosferden geçiş yapar. Fakat atmosferde yer alan gazların bazıları güneş ışınlarını tutar ve uzaya salınmasına izin vermez. Bu gazların salınmasının nedeni fosil yakıtların yakılması olduğunu konuşmuştuk. Peki fosil yakıtlar nelerdir? Kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlar fosil yakıtlardır. Maalesef günümüzde kullandığımız enerjinin çoğu fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Milyonlarca yıl boyunca bitkilerin ve hayvanların çürümesiyle fosil yakıtlar oluşmuştur. Fosil yakıtlar sondajla veya kazarak yeryüzüne çıkarılabilir. Küresel ısınmanın azaltılması için en önemli adımlardan biri fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaktır. Fabrika bacalarına filtre takılmalı, ormanları yok etmemeliyiz. Ağaç dikmeliyiz, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Güneş enerjisi için güneş panelleri, rüzgar enerjisi için rüzgar panelleri takılmalı ve yenilenebilir enerji kullanımına teşvik artmalı.